Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın mitodidik kinaşta bir adamın gibi gebi bulduğun bundak müstebitlikke herkes yol yok gerlikini kurvalarayız. Şunun için mezlumlar zalimlerin yuhtay, zalimlerin kısasını ala aileydiyken her kandak bir mezlumun ailesindeki asasını paran zalimler karşı uğruş kireş, cihad ve şehadet hakkıda buluş kireş. Cihad ve şehadet biz ilgiki dersimizde bayan kılığımızda özünü Hammed'in küçük sanaydığan Kureyş müşriklerinin ki Bedir uruşuda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam tarafından mağlup kılınışı, keyindilla Zeyd ibn Haris koşunu tarafından ulanın 100 bin dinar kıymetindeki mal mülki, yani Sol karavanından ulanın koluğu çüşüp geçiş katarlık bir katar mağlubiyetle sebeple ulanın Arap aralıdaki siyasi obrazı naayeti iğir derecede tesiri uçuraydı. Bedir uruşuda öldürülgen müşriklerin varisleri Ebu Cehil'denkin müşriklerin siyasi lideriğe aylanan Ebu Sufyan'dan kaçak gelip biz atalarımız ve ballarımız için kısas talep kılımız, Muhammed karşı uruş kılığın bizim kısasımızın elip belgeyindeydi. Müşrikler aksakalları meslekleş arkalık, Müslümanlarını itiraf kılıp ula ulan karşılaşma ötüşünün ornuğa ulanı yokutup özünün şanı şevkütünü kayıt titiklemekçi buladı. Şunda kılıp müşriklerin katıvaşlarından Ebu Sufyan, Ebu Cehil'in oğlu İkrime ve Safvan ibn Umayya katarlık bir kançı çoğun aksakal müşrikler Kureyşler arasında Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun hemrahları karşı ken gülemlik uruş seferverliği ilan kıladı. Ve bu uruş için her taraftan ian toplaşığı başlaydı. Ebu Sufyan Bedir uruşunda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kaçırıp sağ salamet ekil vağan mallarını ilgilerine tak atmayı darın nedvede saklap koyaydı. O malın ilgilerinin hemmesini çakırtıp ekilip biz seladın bu mallarının hemmesini Muhammed ve onun hemrahları karşı uruş kılışı ianı kılışınlarını soraymayız deydi. Müşrikler huşallık bilen biz mallarımızın hemmini Muhammed ve onun hemrahları karşı uruş kılışı atı doğuk deydi. Bu vakit Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tündeki ayını nazıl kıladı. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ kafir boğan kişiler, yani Allah işlemeyen kişiler, mallarını Allah'ın yolundan tusuş için çıkım kılıdı. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. Lekin o çıkım kılan malları ulağa hasret buludu. Ula şunçilik çıkım kılsı mı? Lekin ula ahirde mağlup buludu, deydi. Allah Teala bu ayet arkalık, Allah işlemeyen kafirlerinin, Müslümanların yolunu tusuş için nurgun pullarını harcaydığı Allah'ın haber veriş arkalık, Müslümanların mı hakikat dinini, hakikat yolunu kovdaş için pullarını harcayışı tergip kılıdı. Eğer mezlumlar zalimlerini yokutuş için pullarını harcaymışsa, zalimler pullarını mezlumlarını yokutuşun hejlep ulanı dünyada yok kıladı. Ahiretke bakanda bolsa Allah Teala mezlumlarını nime üçün zulümden kurtuluşun pullarını hejlemediğinde bir mi bir hesap aladı. Şunda kılıp Mekke müşrikleri ken gülemlik ian toplaydı. Ulan Mekke'nin işçilerin kanaat kılmay, Mekke'nin etrafındaki kabilelik adam evetip uladımı yerden talep kıladı. Ve ula ulan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a karşı ehdinamı tüzüldü. Ebu Sufyan Ebu İzze isimlik bir şairini seçilip onu mehsus müşrikler arasında uruşka kızıktırdığın şiirlerini okuşka. Şunda kılıp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun hemrahlarını hakaretleydiğen ve ulanı kemsizdiğen şiirlerini okuşku buyuruydu. Şunda kılıp Ebu İzze degen bu şair müşriklerinin arasında ulanı uruşku kozaydığen her kıl tesirlik şiirlerini okuşku başlaydı. Aslında Ebu İzze Bedir uşuda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kuluğa esir bulup düşken. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onu ikinci katın Müslümanlığa karşı şiir okuması şerti ulan tülen amay kuvvetke idi. Lekin o vedis tutumay ben Muhammed'i aldap koyup peşinin bemeyi kutulduğum deyip müşriklerinin arasında geptakat kaydı. Müşrikler manım uşundaki her terepten tayarlık kılış neticesi de 3000 esker, 3000 tüge ve 200 at ve 700 savutluk esker tayarlap Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam karşı uruş kılışın resmi hazırlandı. Müşriklerin katıvaşları bu uruşka ayalını bir gele olmakçı buladı. Çünkü ola ayalı yendi bolsa, uruşun mağlup bolsa ayalının esir ilinçinin ensirep uruşun naadir cesaret gösterdi. Müşrikler koşunun başkomandanı Ebu Sufyan buladı. Atlıklar koşunun komandanı Halid İbni Velid buladı. Atlıklar koşunun muavun komandanı Ebu Cehil'in oğlu İkrime buladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın tağısı Abbas Bedir uruşuda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın koluna esir güçükken bulup, o vakti Müslüman bulup kin Mekke'ye kaytkan. O Bedir uruşu mecburi çıkkan. Bu uruşku mu Ebu Sufyan onu mecburi elip mağmakçı boğanda o keskin et kılıp bu uruşka çıkmaydı. Müşrikler Medine'nin karap yoluna çıkkan hemen o derhal bir adamı yallap Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ciddi halde evet idi. Bu adam meselenin ciddilikini bilgeçke 8-9 günlük yolunu yani 200 kilometre yolunu 3 günde besip Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a tağısı Abbas evetken hatını verdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hatını tavşırıp ağandınken müşriklerin ehvalından haberdar buladı. Ve ciddi halde ensar ve muhacir sahabalarını toplap ula ulan kengeş elip barıdı. Bütün Medine umumiyüzlük ciddi halet götürdü. Sahabalar her vakit küçük gündüz yeniden kılıçını ayırmaya yürüydü. Zalim müşrikler koşuğunu hicretinin 3. ile 10. ayının 6. günü, yani Şevval ayının 6. günü Uhud dağının yanına gelip bargahını tıklaşka başlaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın istihbarat azaları müşriklerin hareketlerini kadem mu kadem Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yetküzüp durdu. Müşrikler koşuğunu Uhud dağının yanına geldiğinde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ensar ve muhacirlerin çoğunluğunu toplap ulavlen ciddi uruş hakkında kengeş elip barıdı. Şundakla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu uruş karta özünün fikrini oturup mondaqdaydı. Biz bu uruşta ulanın aldığı çıkmayı Medine'nin müdafiyesini çıngıtaylı. Eğer ula şehrinin içine sınıp girse biz dokmuş dokmuşlağı adam urlaştırıp ula hücum kılsın. Öyünün öküzürük ayarlarını çıkırayla ayarla ula üstünün zərbəsi olun deydi.
Sahabalarının çoğunları Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın fikrini kollab koyulaydı. Ama Bedir Uşu'nun ruhu kütürülgen, şundakla Bedir Uşu katlaşılmayı ormanda kalan bir bölük ya sahabalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ey Allah'ın elçisi biz bu günü tört gözümüzle kütke idik ve Allah'tan tilegen idik. Allah Teala duayımızı icabet kılıptı. Hem de biz ulanı saklap ultamay. Ulanın aldığı çıkıp uruş kılaylı. Biz saklap ultasak ulan bizi korkancakken de kalırdı. Şunun için biz ulanın aldığı çıkıp merdanla açıp uruş eyleye deydi. Bu fikrini Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın batur tağısı Hamzat ibn Abdülmuttalib'i kollaydı. Münafıkların katvişi Abdullah ibn Übey özünün cinni saklaşın Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın fikrini kollayan bulu aladı. Yani biz sırtka çıkmayı bu şu Medine'nin müdafiyesini çıngıtıp müstehkem turayla deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ahir kararını yani köp salık sahabalarının fikrini koydu. Köp salık sahabalar Medine'nin sırtka çıkıp müşriklar bilen uruş teklifini verdi. Şuna kılı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özünün fikrini zid bosumu köp salıkların fikrini hürmet kılıp ulanın aldığı çıkıp uruş kılışını karar aladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu kengişi biz kengiş ahlakını övütüdü. Allah'tan vehiy çudugan peygamber, mendigen peygamber, ma Allah'tan vehiy çudu demesinden köp sallık kişilerin fikirine hürmet kılıp, muşriklarının aldığı çıkıp uruş kılışına karar kıldı. Bunun için biz başlık boğallıkımız için özümüzün gepini gep kılış, yaşlı çoğun boğallıkımız, yelki alın boğallıkımız için çoğun menin gepim gep olsa bulattı dediğim bu kararışın hata ikerli ki. Şundakla İslami kengişte, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın metodudaki kengişte bir adamın gepi gep bulduğun bundak müstebitlikke her biz yol yok ikerlikini kurvalarayız. Hicrenin 3. ile 10. ayının 7. günü, yani Şevval ayının 7. günü, Cuma günü de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Cuma namazında nadi tesirli hutbe sözler umumiyüzlük cihat seferberlik ilan kılıyordu. Şundakla mücahitler erişidigan sahab mukafatla ve şehitlerinin ahiretteki yani cennetteki mertebelerini bayan kılıyordu. Şundakla Cuma namazındaki esir namazı geçerek ensar ve muhacirlerden terk tapkan sahabaların hemisi uruş için teyarlanıp sebke hazır bulup buludu. Andinkin Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ihkat uruş kimini kökücüdü. Dikkat, ihkat uruş kimini kökücüdü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ben degen Allah'ın elçisi beni Allah kovdaydı da karamlarca hareket kamasından iki kat uruş kimini kip bu uruşka atlanıdı. Medine vesikası boyunca yani Medine'nin devlet kanunu boyunca Medine'ye sırtın besip gelen düşmenge karşı Medine'nin bütün ahalisi meyli Yahudi bolsun meyli müşrik bolsun hemisi bir de karşı duruş gerek deyip yazılgaydı. Şunun için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Yahudilere adam öğretip bu uruşta kural yarak ciheti yerden birleşini talep kıladı. Lekin Yahudiler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu talepini red kılıp Medine vesikasına hılaplık kıladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koşunu 3 kısımı bölüdü. Birincisi muhacirler kısmı. Onun bayrağını Mus'ab ibn Ömer'e tutkuzdu. İkincisi Ensarlardan Evs kabilesi kısmı. Onun bayrağını Usayd ibn Huzeyr'e tutkuzdu. Üçüncüsü Hazreç kabilesi kısmı. Onun bayrağını Hubbab ibn Munzur'a tutkuzdu. Karapakadığan bolsak Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Müslümanın hemisi bir ümmet deyip ulanın arasındaki kabile ve yurt farkını yok kılıp etmesinden koşunu şu yurt farkı ve kabile farkı asasen taksimledi. Yani böldü. Bunun da biz için nahi çok bir ders var. O bosumu yurt ve aymaklara bölünüp birlik hasıl kılışının İslam'a zid kılıdı degen karışın hata ikerlik. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koşununu del şu yurt ve kabile farkı karab böldü. Yani yurt ve kabile farkını teessübilikten hali halda öz orunda işletip ulanı birliknin muhim halkılarına aylandırdı. Yani çoğun birliknin hasıl kılışta ulanın arasındaki yurt ve kabile farkını yok kılıp etmesin o kabile ve yurt farkını şu birliknin muhim halkılarına aylandırdı. Şunda kılıp Müslümanlar koşunu İmam Mücahid'in terkip tapıdı. Ulanın içinde 100 savutluk asker ve 50 atlık asker bağıydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Medine'de ornuğa Abdullah ibn Mektum'dan kaldırıp uruşku yürüş kıladı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın oğun tarafı da Evs kabilesinin kabile başkı Sa'id ibn Muaz, sol tarafı da Hazreç kabilesinin kabile başkı Sa'id ibn Ubade naite heyvet bilen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kovduğun kıyafette uruş katlanıldı. Müslümanlar koşuğunu Şeyhan diye yerine itip gelgen vakti de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koşuğunu tutup ulanın arasını bir mübür kırıp çıkıdı. Ve ulanın arasından cihat iştiyakı, şehitlik iştiyakı olan arasını kırvağın Ösmür sahabalarını tallap çıkırıp etedi. Ve ulanın silah kayıtıp gidin vaadeydi. Ama küçük Ösmürlerinin içinden Rafi isimlik naiti mergen bir sahabini onun bu alahidlikini köz tutup ep kaladı. Bunu görgen Sumra ibni Cundub degen bir Ösmür sahabe Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelip ey Resulullah sen Rafi'ni elip kaldın. Ben Rafi ile çelişsem Rafi'ni yıktı alayım. Beni mi çıkıp etmesen deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu Ösmür sahabedeki cihat iştiyakı ve şehitlik iştiyakını görüp tebessüm kılıp külüdü. Ve onunla Rasi yıktı alayımsa onda kalsan bir çelişip bak deydi. Sumra ibni Cundub Rafi ile çelişip birdenbirle onu yıktıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onundaki şicaet, onundaki kızgınlığını görüp onu mu birge ele varadı. Ösmür sahabalarda zalimlere karşı bunca cihat ve şehadet ihtiyacının buluşu bu ulanın ata anasının terbiyesiyle münasebetlik idi. Çünkü sahabaların ailesindeki asaslık parını ulanın yurtundan kovalıp çıkartan, imanı için ulağı zulüm kılgan zalimlere karıştırış ve ulanı öldürüş ve Allah yolunda cihat kılıp ölüş ve şehit buluş idi. Şunun için ulanın balları zalimlere karşı tulup taşkan nefret ulanı yitilgen. Şunun için ula cihatka çıkışka yani
zalimlarga qarşı uruş qılışqa bəsləşəpti və bir-birisini qızğın atdı. Əgər Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam yaşı kiçikkən deyib qaytırsa yığılaydı. Ailədə qandaq gəp jiq bolsa, ailənin parını nəmə mərkəzləşsə, bala şununğa qızıqıdığan bulub çoğ buludu. Əgər ailədə yepiçinin gəpi jiq bolsa, yəki mal dünyanın gəpi jiq bolsa, o ailədəki bala mal dünyanın gözləydığan və mal dünyadan başqası onun qalısı kirməydığan çoğ buludu. Əgər yepiçinin gəpi jiq bolsa, o bala hayvandan fərqsiz yepiçinlə oylaydığan bulub çoğ buludu. Şunun üçün məzlumlar zalimlərini yuxtay, zalimlərin qısasını ala ailə edikən, hər qandaq bir məzlumun ailəsindəki əsaslıq paran, zalimlərə qarşı uruş qılış, cihad və şahadat haqqında buluş kerak. Şundaq vaqtda bizim balalarımızda zalimlərə qarşı nəfrət və qəzəb yetiladı. Əksçi boğanda zalimlərə qarşı nəfrəti yox, böyrəyən boğan qoy oxşaş zalimə haman bir günü yem boladı. Cümə günü keç Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam və sahabılar şeyxan deyə yəni keçirib müşədə qunub qaladı. Ətsə ət deyən tağı içdim burun Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam və sahabılar yolğa çıxıb Hoddəgi yıqın caydaki Şevd degen cayga tam etişi getip girdi. Ve o yerde Bamdat namazını okuydu. Bu yer müşriklerin baragahı gınayeti yıkın bulup Irak'tan birisi birisini kürel etti. Muşundak ciddi peyde Müslümanlar koşundaki münafıkların katdövüşü Abdullah ibn Übey biz ne mi de özümüz ölümge tutmaya gidekmez. Özünü peygamber dege Adem özünün fikirde çıntıralmay yaşıbalların keyni kirip Muşiyaki çıktı. Biz Medine'ye kaytıp gideyle Medine'de müdafiye durayla de pitni ıgıva takıtıp askerlerini Medine'ye kaytıp gidişki kızlık durdu. Onun muşundak pitni takıtış neticesi de 300'dek asker yani koşunun 3'nin bir kısmı Medine'ye çekinip gidiyordu. Medine'ye ketkerlerinin köpüncüsü münafık emesiydi. İmanı aciz ya ki saddi kişilerdi. Münafıklar bana muşunda halkılık peyde sadda imanı aciz kişilerini aldıp Müslümanlar sebebini kalemi kallaştırıyordu. Çünkü münafıklar Allah yolu küreş kılıçtan korkudu. Çünkü la ahiret kişilerini geçke ölümüz yok ölümeyiz deyip oylaydı. Allah yolundaki cihat münafıkların hakiki Müslümanın otorusunu ayrıydıgan elgek. Münafık Abdullah İbni Übey başçılığındaki bir kısım koşun Medine'ye çekindiğinden Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koşununu kayıt tertip salıyordu. Ve koşununu Uhud deganın bağrığı başlayıp giriyordu. Ve bargahini Uhud deganın bağrığı tiklep kendi terbiye Uhud deganı alıyordu. Ve düşmanını aldı terbiye alıyordu. Şunda kalıp kendi terbiyeni tağulan koruşuyordu. Ve yandaki küçük bir takka 50 nefer okuyacı sahabalarını tallap ulağı Abdullah İbni Cübeyni kumandan kalıp uyak uğurlaştırıyordu. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu katınki Müslümanlar koşunla naayet puhtu uğurlaştırırken bulup Müslümanların baragahini Uhud dağının bağırığı uğurlaştırırken. Müşriklerin sahne köp boğallık için Müşriklerle uğurşuduğa yani iki dağının otturistiki tar yege kıstıgan. Müşriklerle uğurşuduğa yer tar bolsa Müslümanların sahne az, Müşriklerin sahne köp bolsa mı yeni galip gelel etti. Şundakla Müşriklerin Müslümanlığa tağının keyincen hücum kılması için küçük dağının üstüge okuyacılarını uğurlaştırırken. Bu okuyacılar Müşriklerin küçük dağının yandın ötüp Müslümanlığa yan tereptin ya ki arka tereptin hücum kılışının aldığını alat. Şuna okuyacılarının oranı naaydı, mühim oranında durattı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şunun için okuyacılığa Allah'a haydi tapılıp, meyli biz mağlup bulaylı, ya ki galip kileyli, bizim göçlerimizin yırt kuş hayvallar yepketken takdirini mi? Men Adem evet bir güce, tağının üstünün kat içmenle edip Allah'a haydi cikileydi. Çünkü tağının üstündeki okuyacılar, Müslümanlarını, müşriklerinin yan tarafının hücum kılıçının altına alattı. Bundak boğa vakti de Müslümanlar hatıracağım olduk kalıp uruş kılalıydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam okuyacılarını tağın üstüne uğurlaştırıp boğandıyken kağan koşunu iki göbürüyordu. Yani on kanat sol kanat kılıp. On kanatka Munzer ibn Emir'ini, sol kanatka Zübeyr ibn Avvam'ını komandan kılıyordu. Ve sahabaların içindeki tallangallarını sepnin aldığı açıkladı. Bu katımki uğruş için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın koşunu retkisilişi de Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın her bir işlerdeki kabiliyeti alahid namayan buludu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koşunu elep boğandan iken buyruk vermekçe hücum kılmaslık ve ihtiat kılış, cihanın pezileti, şehitliklerin mertebesi ve uruş meydanı çidem çambuluş hakkı da tesirli geplerine kılış arkalık sahabalarının cengüvarlıkını aşırıyordu. Müşrikler koşunun komandanı Ebu Sufyan mı koşunun iki kanatka ayrıydı. On kanat sol kanat. On kanatka Halid ibn Velid'in komandan kılıyordu. Sol kanatka İkrim ibn Ebi Cehil yani Ebi Cehil'in oğlu İkrim'in komandan kılıyordu. Şundakla ayarların usul kısılış arkalık kapırlarca üzünün menevitini yukarı götürüyordu. Müslümanlar bolsa şehadet ve cennet arkalık uzun maniyetini kütelse, kafirler en şunda buzukçuluk olan uzun maniyetini kütürüyordu. İslam kilişinin ilgiri Kureyş müşriklerinin içi de uruş boğanda bayrak kütürüş hizmeti Abdüddar cemiyatı teveydi. İslam kegendiyken Abdüddar cemiyatı teve boğan Mus'ab ibn Ümeyr Müslüman oldu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bayrak götürüş hizmetini yine Mus'ab ibn Ümer'e götürdü. Müşrikler tarafındaki bayrak namı Abdüddar cemiyatı götürüyordu. Şunda kılıp ikili tarafındaki bayrak götürüye götürüle Abdüddar cemiyatı. Lakin kütürgen bayrak okşamaydı. Çünkü ulanın kalbinde kütürgen itikad akide okşamaydı. Uruşun kaidesi boyunca her iki taraf en aval doyuğu çüşün birden Adem çürüdü. Müşrikler içindeki en karam ve en batır boğan Talha ibni Ebi Talhan'ı çürüdü. Meydanga Talha'nın çüşülen Müslümanlar koşuğunu sükunet basıdı. Zübeyir ibni Avvam sekrep oturgu çürüp Müslümanlar koşuğundaki sükunetini bozudu. Zübeyir ibni Avvam yol vasıtak itip verip Talha'nın tüküsünün keyni gibi minvalıdı da çep destekülen kale çürüp onun beşini üzüvetüdü. Sahabılar tek bir sadası içinde güldür karası çıkarıp gidiyordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam naayet hayacanlık gidiyordu. Ve her bir peygamberin kovduğuşu buludu. Minin kovduğuşum Zübeyir ibn Avvam deydi.
Müşriklər tərəfindən düşkən Təlhənin öldürülüşünün iki tərəfdəki şiddətlikcən başınıb gedirdi. Sahabılar içindəki Həzrəti Əbu Bəkrə, Həzrəti Ömər, Həzrəti Həmzə nəayət cəsarət bilən uruş qıladı. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam özünün qılıcını Əbu Ducənə isimlik nəayət heyvətlik, bəstilik bir sahabı tutquzdu. Əbu Ducənə Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın qılıcının haqqını bilmək üçün qızıl latını beşiyə çəkib nəayət məğrur halda uruş qıradı. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam mana məşonda haqa ulaçı məngiş məş yerdə durus, yəni uruş meydanında durus deydi. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın batır tağısı Həmzə nəayət qaramlıq, nəayət çəbdəslik bilən uruş qıladı. Yıraqdan gələn sahabılar deydi, Həmzənin aldığı kəgən müşriklərin kallası xuddi pilikidin üzülgən kavudak yəgi çüvatatdı deydi. Sahabıların yana bir kısmı müşriklərin bayrağını çürüşün, ulanın bayrağını götürgən kişilərin ətrafına mərkəzləşib, şüyədə uruş qıladı. Sahabıların nəayət qaramlıq və cəsarət bilən uruş qılışı nəticəsində Abduddar cəmiyyətindəki bayraq götürgücü öldürüldü. Bayraq çüb kitaydığı vaxtı da yana birisi bayrağını qoluğa aladı. Bunu görgən Həmzə ibn Abdülmuttalib yugurub gəlib, onun qılıç urub onu öldürdü. Bayraq yana çüşkülü qopqa vaxtı da Abduddar cəmiyyətindəki yana bir ərkiş gəlib bayrağını qoluğa elə aladı. Said ibn Abi Waqqas yuraqdan oqyanı onun gecikisiga belləb atdı. Oq onun gədinge tigib, onun qolidagi bayraq tushib ketadigan vaqtida onun yana bir qirindishi quloqqa bayraqni elib oladi. Hazreti Ali va bir qancha sahobalar maxsus bayraqni tushirish uchun bayraqni ko'tarib olgan mushrikning atrofiga markazlashdi. Mushriklar uni qo'g'dash uchun kuchning barcha urushdi. Shunda qilib Abduddar jamiyatidan 6 nafar mushrik bayraqni qo'g'dash uchun o'ladi. Oxirida Abduddar jamiyatidan bayraqni ko'taradigan odam qolmagan vaqtida ularning quli bayraqni qo'liga oladi. Bu qul Xujayning bayraqni qo'g'dash uchun Xujayilər göstərməyən fədakarlığını göstərdi. Sahabılar bayrağını düşürüş üçün o qulun qulğu qılıç vurdu. Onun qulu üzüldü. Bayraq düşüb getdiyi vaxtda o sol qulundan bayrağını tutdu. Sahabılar onun sol qulunu kəsib ötdü. Bayraq yana düşüb getdiyi vaxtda o bayrağın hadisini boynundan qısıb aldı. Sahabılar axırı onu öldürüb ötdü. Şu vaxtda müşriklərin bayrağı yerə düşüb ciddi patparaqçılıqda bayrağı dəssilib getdi. Müşriklərin bayrağı düşülgən bolsa mı, amma başqa tərəflərdə uruşlar ən əvcə çıxıb atdı. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın batır tağısı bu uruşda acayip fədakarlıq göstərdi. Müşriklər Bədr uruşunda Həmzənin qandaq uruş qıldığını bilgəçkə ən qorxudğan kişi Həmzə idi. Şunun üçün ular bu qədim uruşqa məxsus Həmzəni öldürüş üçün bir qulun elib çıxqaydı. O qulun ismi bolsa Vəhşi idi. Vəhşinin xucayını, əgər sən bu uruşda Həmzəni öldürəlsən, mən səni azad qılıb ötməyəndə vədə qılqaydı. Şunun üçün Vəhşinin əsiyadı fəqat Həmzəni öldürüşlə idi. O Həmzəni öldürüş üçün yıraqdan neyzin onunqa nəxləydi. Həmzənin hərəkətinin çəbdəslik tüpəyli onu nişanqa alamaydı. Bir uzaq saqlığandan kən Həmzə bir müşrikni öldürüb Allahu Ekber deyib toluğa vaxtıda onun cim tuğan haldan paylanıb neyzini küçəb atdı. Neyzə Həmzə rəziyallahu anhunun keyniga sancılıb onun aldıdan çıxdı. Həmzə keyniga qarab neyzə atqadını öldürməkçi buluduyu, amma bərdəşlik bilmədən yerə yıxıldı. Şunda qılıb Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın batır tağısı Həmzə bu uruşda şəhid buludu. Allahın yolusu Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın tağısı Həmzənin şəhid qılınışı müsəlmanlar üçün nəhayət çox yuxtuş bolsunmu, ular gəzəb nəfrətini küçkə aylandırıb müşriklər qarşı batırlarca alıq elgirləydi və vəziyyətini kontrol qıladı. Çoğun sahabilərdən Həzrəti Əbu Bəkri, Həzrəti Ömər, Həzrəti Osman, Said ibn Muaz, Said ibn Ubadə qatarlıq nurğulluğun sahabilər bu uruşda acayip fidakarlıq göstərib uruş qıladı. Müşriklər müsəlmanların səfini bösüb ötüş üçün bir qancı qıtım nəhayət güclü hücum qozğan bolsunmu, lakin alıq elgirləyənməydi. Xalid ibn Velid otluq qoşununu başlap müsəlmanlara keyindən hücum qilish üçün Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam oqyaçılarını toğuzub qoyğan kiçik dağının yanından əskər başlap mağdı. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam toğuzub qoyğan oqyaçı sahabılar onların üstündən oqya yağdırıb onları keyinə çəkindirdi. Xalid ibn Velid 3 qıtım qayıt-qayıt hücum qozğan bolsunmu, tağının keyindən ötənməydi. 3000 kişilik müşriklər xuddi 30000 kişilik qoşun bilan uruş qılğandak nəhayət halsırab ketdi. Uruş vaxtının uzurışı bilan müşriklər asta-asta keyinə çəkiniş qarab mağdı. Qalba müsəlmanlara qarab yüzlənildi. Sahabılar qoşunu müşriklər taşlaqmanğan qural yaraqlarını yığışqa başlaydı. Tağın tepəsindəki oqyaçı qism sahabılarının qənimətlərini yığıyotqanlığını görüb, "Ha, ular çəkinibdi, biz qalbi qıbdı" deyib tağdan düşməkçi buladı. Bu vaxtda oqyaçı qismin qomandanı Abdullah ibn Cübeyr, "Tüsənglər bolmaydı. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam mən adam əvətməgəcə hər gün düşməngla" degan. "Şunga tüsək bolmaydı" deydi. Yenə bir bilik sahabılar qalbi qıldı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın məqsədi bu şeydə müstəhkəm turunlu deməkçi. Qalbi qulduq, əmdi tüsək buludu. Bizmə qənimət yığaylı deyib tağdan düşüb getdi. Abdullah ibn Cübeyr faqat 10 nəfər sahabilən tağın üstündə qap qaldı. Oqyaçıların tağın üstündən düşüb atqanlığını görən Xalid ibn Velid, "Əmdi bizim hücum qıldığı vaxtımız gəldi" deyib atlıq qoşunu rədd kəsib tağın yanından müsəlmanların keyin tərəfindən hücum qozaydı. Müsəlmanlar qoşunu bolsa qənimət yığıyotqan idi. Bundaq bir yuxud vaxtıda keyindən gələn Xalid ibn Velidin atlıq qoşunu ulağa şiddət bilən hücum qılıb onların kontrolluğunu, səpini bütünləy
bozu etdi. Sahabılar nim boğallığını mı anqıramay tərəf tərəfə qaçdı. Bir bölükə cənnə saqlaşın tağının üstünə qaçdı. Yenə bir bölükə cənnə saqlaşın Mədinəyə qaçdı. Yenə bir bölükə çidamçallıq ilə cənnəti kəp uruş qıldı. Müşriklərdən birisi yəki dəsilib getdiyin bayrağını qoluna elib pulanıtışqa başlaydı. Bayrağının qayıtı pulanılğanlığını görən müşriklər Xalid ibn Velidin ətrafına uyuşub yenə qayıtı birlik hasil qılıb aladı. Müsəlmanlar bolsa iki tərəfin qorşovunun arasında qaladı. Keynədin Xalid ibn Velid və atlı qoşunu aldıdın bolsa müşriklərin piyadla qoşunu. Müşriklər aldı və Keynə hər iki tərəfin Müsəlmanlara nat şiddətli hücum qozğaydı. Müsəlmanların bayrağını Mus'ab ibn Ömer götürətqa idi. İbn Qam'a və bir qança müşriklər məxsus bayrağını düşüşkə mərkəzləşib Mus'ab ibn Ömer'in bayraq tutqan qoluğu qılıç urdu. Şu vaxtın özündə Mus'ab ibn Ömer'in qolu kəsilib yerə düşdü. Bayraq düşüb getəydigən vaxtda Mus'ab ibn Ömer yenə bir qol ilə bayrağını tutub aladı. Elə ki İbn Qam'a degan müşrik yenə qılıç urub onun sol qolunu kəsib ötdü. Mus'ab ibn Ömer bayrağını hadisinə boynundan qısıb aladı. İbn Qam'a degan müşrik Mus'ab ibn Ömer'ə qılıç urub onu şu yerdə şəhid qılıb ötdü. Mus'ab ibn Ömer bu uruşda şəhid qılındı. Müşriklər bu qədəm Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamı öldürmək üçün məxsus 4 nəfər kişini elib çıxqaydı. Ular Mus'ab ibn Ömer'ni Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam deyə oylab hücumunu Mus'ab ibn Ömer'ə mərkəzləşdirgəydi. Çünki Mus'ab ibn Ömer'in çıxışı şəkli Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamı nəyit oxşab getdi. Yəni ki Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlam uruş başlanışdan burun Mus'ab ibn Ömer'ə üzün tonunu keydirib qoyğaydı. Mus'ab ibn Ömer'in yerə yığılışı ilə müşriklər Məhəmmədni öldürdük, Məhəmməd öldü deyib tolaşqa başlaydı. Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissəlamın vəfat tapqanlıq xəbəri birdəmdilə uruş meydanını qapladı. Sahabıların ruhi nâti düşüp gidiyordu. Bazı sahabılar koldaki kılıçını yerge taşlayıp, hodde küçük baldayı nâti bicara bulup oturuyordu. Yine bir bölük sahabılar, Peygamberimiz vafat tapkan bolsa, Peygamberimiz vafat tapkan yoldu, bizim vafat tapımız, deyip yeni algı ilgileydi. Ama sahabıların köp sallıkının ruhi nâti düşüp gidiyordu. Meydanın hemme taraflarda okşumgan şekilde uruş yeni kaynavat attı. Muş vakitte Enes ibn Nezre degen sahabı gelip, nim buldu silahı, nim şıkkımından oltur silahı, deydi. Sahabılar, Peygamberimiz ölüp doğa, deydi. Enes ibn Nezri, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ölgen bolsa bizim için ölmeyimiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam vafat tap koyuldu. Bizim vafat tapımız. Onunların turunla deyip ulanın ruhiyetine kaydedin orgutudu. Enes ibn Nezri, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vafat tapkanlık haberini anlığından kiyin naati cesaret bilen müşriklere hücum kılıp uruş kılıdı. Müşrikler onun bedenini pütürleyip parça parça kılıp ödüdü. Uruş ahırlaşkandan kiyin onun sanısı onun Enes ibn Nezri ikerlikini onun kolundaki üzüktüğün tonuydu. Müslümanlar şunç tırışkan bolsa mı can meydanındaki Müslümanların ahvali ulanın zihni karab menvat etti. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bolsa 9 nefer sahabı korşavığı elip cenni tikip kodavat etti. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a müşriklere karşı toxtumay okya etvat etti. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özünün hayat ikerlikini sahabılara bildirir için ''Ey sahabiler, men hayat, men bu yerde, bu yer kilinla'' deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın avazını anlığan deyken müşriklerin hepsi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın karap yüzünüydü. Müşrikler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a şiddet bilen hücum kozgaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kodavatkan 9 sahabedin 7'si birbirine şehit buludu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam müşriklere kartıp kızlık ok etvatkan vakti de onun kuludaki yaçak sunup gidiyordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam derhal okuyalarını Sa'id ibn Ebi Vakkas'a taşlayıp ''Ey Sa'id, ata'' deydi. Sa'id ibn Ebi Vakkas nâhit üstü mergen bulup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hücum kılmakçı boğan müşriklere birbirine okya atıdı. Lakin müşriklerin sanı nâhit köp. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kodavatkan sahabeler olsa Sa'id ibn Ebi Vakkas'ın Talha ibn Ubeydullah idi. Muşu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kılıcını götürüyorken Ebu Ducane degen sahabe Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hatırda kagarlığını görüp derhal Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı kelip düşmelerine keyni kılıp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın muşumdak haleti korşvaladı. Onun dümbüzüge okya etledi. O Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kalkan bulup Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kogdaydı. Onun kulu da 11 nefer muşruk yürüdü. Ahire onun kuludaki kılıç sunup onun parmakları kesip gidiyordu. Demek muşumdak şiddetlik canda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kogdavatkan iki sahabinin birisinin kulunun kılıç düşüp gidip onun parmakları kesip gidiyordu. Bu fırsatını ganimet bilgen muşruklar içindeki İbn Qam'a degen muşruk Irak'tan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hücum kılıçını at çap durup geliyordu. Ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a nait kattı. Kılıç vurdu. Kılıç Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın dümbüsü gidiyordu. Lakin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam iki kat uruş kimi ki vakaçka kılıç Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeydi. Bu müşrik yeni buldu kılmay Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yeni bir kıtım hücum kılıp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kıllısığı kılıç vurdu. Onun kılıcı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın beşiği kere vakan tümür kalpakı tekip tümür kalpaktan zincirleri Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüge pitip gidiyordu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın uttuğu çiğ çüp gidiyordu. Ve beşi yerilip kan yakışıkı başlaydı. Ahval naati ciddi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın başka sahabeleri Peygamberimizden vafat tapkalı kavrinin yalga ikerlikini bilip kaydedin canlanıdı. Ve ola şiddet bilen hücum kozgap muşriklar sebebini büsüp ötüp Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın etrafına kaydedin topunu aladı. En şundak ciddi peytte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın yanına en burun kegen sahabi Hazreti Ebu Bekir Siddiq
sadık idi. Sahabalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın etrafına kayıtını toplangandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında katmukat koruşup müşriklere karşı can tikip naati pidakarlıkla uruş kıldı. Abdurrahman İbni Avf bu uruşta mislisiz pidakarlık gösterip bedeninden 20 neticeden artık yaralandı. Ve onun çişleri çüp gidip kumak bop kaldı. Ve o bu uruştan keyin meyip yani tokur aksak bop kaldı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ciddi halde koşunu kayıtını eleydi. Ve bayrağını Hazreti Ali'ye tutkuzdu. Ve müdafiyeden hücum koydu. Sahabalar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kovduğun halde Uhud dağının tağ bağırıdaki Müslümanlar koşunun karagahıya sak selamet verip alıdı. Ve müşriklar koşunu keyneki çekinirdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam çedirge girgenden keyin kızı Fatime yığılgan halde Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kalpını saldırıp onun beşini ıkıvatkan kanını boğrunu köydürüp yıkış arkalık tohtudu. Ve Peygamberimizin baş gözlerini yiyip tazılaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu oruçta naayet iğir yerlanga idi. Şunun için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam namazını oturup okuydu. Sahabalama Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a iktidar kılıp oturup okuydu. Oyla bakın. Allah'tan vehiy geledigan Allah'ın elsi. Allah yolda bunç eziyetlerine uçurdu. Hiç kaçan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ey Allah sen beni evettin. Bana yerden bemem seyredip kahşım edin. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah yolda bundak eziyet tatişini özüge lezzet ve huzur his kılattı. Çünkü onun mukafatını ahirette yani ölüm boğmadan ebedi hayatta küpeytilgen halette aldığalığı işin etti. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam koşunu ciddiye alıp bayrağını Hazreti Ali'ye tutkuzdu ve müşriklere yana kayıtın hücum kozgaydı. Sahabelerin can tikip uruş kılışı neticesi de müşrikler az azdan keyneki çekinişke başlaydı. Muşunda ciddi uruş peytidi mu sahabelerin mügüdeş basıdı. Yani Allah Teala Kur'an Kerim'de haber vergende Müslümanlara mügüdeş arkalık hatircemlik ata kılıdı. Sahabelerin birisi o vaktiki ehvalini bayan kılıp o günüsü şundak ciddi peytide bizde mügüdeş bastı. Yani uyku bastı. Mügüdeşten katıklık edin olduğunda müşrikler koşunu tutsa kulağımdan kılıç çüp gitti. Kılıçını yeni kulumga alime kılıç yeni çüp gitti. Kılıçın yeni kulum kalime, kılıç yeni şüp gütüdü. Muşunda Halid'de Allah Teala bizge hatırcılık ata kıldı dedi. Muşuklar Müslümanlar koşunluğu yeni bir katı hücum kozgaş için Halid İbni Velid başlıkıdaki bir bölü koşullar tağının üstüge çıkıdı. Hazreti Ömer bunu görüp koşun başlap ulan kuğulap çürü etdi. Muşuklar arağın testi kolu keltürken kalbisini koldun birip koymasızlık için boldu kılıp uruştun kayıtışını kara kılışıydı. Lekin muşuklar naayet kabih usullen şehit boğan Müslümanların aç çıkını çıkarıdı. Yani şehit boğanların közlerini, burunlarını, kulaklarını kesiyordu. Ebu Sufyan'ın ayalı Hazreti Hemze'nin kökürkünü yerip onun yürkünü soğurvaladı. Ondan Ebu Sufyan tağının üstüne çıkıp Muhammed bağımı, Ebu Bekir bağımı, Ömer bağımı deyip sahabelerin çoğunlarının ismini tılgılıp tolaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam cevap kaydırmanla dedi. Niçin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabelerine cevap kaydırması buyuruyordu? Peygamberimiz korkan mı? Ya. Çünkü bunak vakti cevap kaydırsa müşrikler yeni bir katım hücum kozaş arkalık Müslümanların iğir ziyanı uçuruş ihtimali var idi. Bunak vakti cevap kaydırış Müslümanlara ziyanlık boğaçka Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabelerine cevap kaydırmanla dedi. Ondan Ebu Sufyan naayet kuranlıgan halda he bulanın hemmesi ölüp doğdu. Bu gepni anlayan Hazreti Ömer çidap duralmay. Ey Allah'ın düşmanı ulanın hemmesi hayat deydi. Müşrikler naayet kuranlıgan halda yarsun hübel, yarsun hübel, yarsun hübel. Bizge hübel kupaya deyip yüzünün şirk akidelerini cakarlaşka başlaydı. Bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam cevap kaytırınla deydi. Sahabeler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın digine boyunca hasbunallah. Bizge Allah kupaya, Allah uluğdur, Allah büyüktür, Allah üstündür deydi. Ebu Sufyan Bedir uğruşudaki kısasımızı aldık, tanrı tanrı bulduk deydi. Hazreti Ömer her gün mü tanrı tanrı bulmadık. Silahının tapınla cehennemde buldu. Bizim şehitlerimiz cennette buldu. Silah bizden tanrı tanrı bulanmayı silah deydi. Ebu Sufyan eğer ne uçup olsanla kilayeli Bedir dükürşeyli deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam derhal eytanla. Kilayeli Bedir dükürşümeyiz deydi. Şunda kılıp muşrikler Müslümanlar olan kilayeli Bedir dükürşkü vedilişip kaytıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabelerden birini verip karab bakınla. Ula ne gümandı? Medine terk mandı mı? Ya ki Mekke karab mandı mı? Deydi. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu vakti ulanın Medine kirip şehir ahalisi hücum kılıçını nahit ensir etti. Lekin ula aran teslikte kolu keltürgen kalbesinin koldun kitip kılıçını ensirip Mekke karab mandı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulanın Mekke yol ağalık adını hatırcan boğandı. Kin sahabelerden şehitlerinin izrikini kılınla deydi. Yerlerle arasında Usayrem isimlik bir sahabe bulup o cantarlı şotka idi. O uruşka çıkışın ilgiri Müslüman emes idi. O Abdülaşhal cemiyetinin azası bulup Sa'id ibn Muaz Müslüman boğandı iken özünün cemiyetinden hemmini toplap bugün keşkeçi Müslüman boğmak Allah man gep kılışı haram diye vakti da onun cemiyetinin muşu Usayrem'den başka hem adam Müslüman boğandı. Ama muşu Usayrem Müslüman boğmak. Şun sahabeler hayran kılıp seni bu yakın ne meylip çıktı? Ne için çıktı? Dedi. O Allah yolda çıktı. Dedi. Yani o Müslüman bulup dahi iki rekat namaz mı okumayı bu cihatka Allah yolunu közlep çıkarlıkını eğitirdi. Sahabeler onun ahvalini Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a yetküzdü. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam o cennet ehl deyendeydi. Demek pişanesi secde gittiği bakmayı Müslüman buldu. Kendilla cihat kılıp şehit buldu. Müslümanlar terapetin şehit boğallar içi de Su'lebe Yahudilerin bir Yahudi mübaydı. O Medine ve Sikiski hılaplı kılığa Yahudilerini eyiple bu uruşka Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ile birge çıkan idi. Şundakla o varislerga eğer ben ölüp geçsem benim bağlarımını, bütün mal mülkimini Muhammed gibi bırakma deyip vesiyet kılığa idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam o hakkı da o Su'lebe Yahudilerin en yakısı deyip süperleydi.
sahabalar şehitlerini ve yaralananları Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a haber kılışı başlaydı. Ama Hamza'nın haberi kelmedi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hamza'nı tepişik adam evetiydi. Sahabalar Hamza'nı körüdü. Lekin onun ahvalını Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a etişik petin anmaydı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şehitler içinin tağısını izleyip Hamza'nın yanına geliyordu. Hamza'nın ahvalı intayin kabih idi. Onun gözleri uyulangan, kulakları kesilgen, yürekü soğur velengan idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nait kaygırıp, hökrep, yığılıp gidiyordu. Ve Allah ulan kısam olsun ki bunu kılgalladın 70 hessi kısasını alamaya deydi. Bu vakitte Allah Teala ayet çürüp اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ Eğer ulan selanı muşundak cezalagan bolsa ulanı mı muşunun kokşak cezalanla. Lekin onun işip gitmen la degen bu ayetini çürüp. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ve 70 hessi edip onun işip gitmen vakti da Allah Teala özün peygamberi bolsa mı açıkını besverişini her işte çekildin işip gitmesini buyurup tüendik ayetini çürüp. Mana bu İslam'daki adalet. Andinkin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam başka şehit sahabalarını kürüp boğandinkin şehitler arasının Mus'ab İbni Ömer'in yanına geliyordu. Mus'ab İbni Ömer bayrağını kodaşırı da onun iki kolu kesilgen idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onu görüp nait kaygırdı ve onun için dua kıldı. Bu oruçta 70 nefer sahabe şehit kılınan bulup yerde boğmağın bir sahabe kalmağın idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şehitlerini şuya gidip ne kılışkı buyuruydu. Mekke'deki bayvacı yigit Mus'ab ibn Ümeyr'in kipelliğinde hiç nesi tapalmaydı. Onun kim bilen 5 nefse ayı eşlip kalıdı. Ayı nefse 5 eşlip kalıdı. Ahire Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onun üstü tarafını yapıp ahir uçkağa yani hormu şehrüyle yapınla adı. Mekke'deki hiç kim kemigen kimni, hiç kim yemigen tamakını yediğen bayvacı yigit Müslüman boğandınkin Allah yolu küreş kılıp ahiret hayatına, yani ebedi hayatına bütün bedeni yapkudek bir kipellik mi elip gelmedi. Uruş meydanındaki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ölgeli haberi Medine'ye gitip boğandınkin Medine'deki bir ensar ayal derhal uruş meydanına karıp atlangaydı. Sahabılar şehitlerini bir taraf kılavatka vakti da o ayal yitip geliyordu. Ve sahabılarının arasından Peygamberimiz kaneye de üzleşki başlaydı. Sahabılar o ayalga şehit boğan balısını aldığa geliyordu. O ayal balısını görüp اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'ın Allah kaytkuçlarımız deydi. Şundak da türşülüğe yeni bir bölük sahabılar onun şehit boğan kerindeşini götürüp geliyordu. O ayal şehit boğan kerindeşini görüp اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bana Peygamberimiz hakkında haber veren Peygamberimiz ahvalı kandak da türşülüğe yeni bir bölük sahabılar onun şehit boğan yoldaşını götürüp geliyordu. O ayal aldı ile bana Peygamberimizin ahvalını haber veren deydi. Sahabılar Peygamberimizle görüşüp en Resulullah hayat deydi. Bu ayal Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın köygenliğinkin, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hayat boğsa, ondan kinki musibetlerin hemisi yengeyil. Diginice şehit boğa yoldaşı, kırındaşı ve balısını yanına kabirip kaygırıdı. Demek Ensar ve Muhacir sahabalardaki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a boğan söygü ve muhabbet muşu derecede idi. Ulanın muşundak talapetki uçurgan halde Medine'ye kayıtıp girişilen, Medine'deki münafıklığa ve Yahudilerle bayram buladı. Münafıklar gep dağıtışkı başlaydı. Muhammed'in dini yalgan din ki, eğer onun dini hakikaten Allah'ın dini boğan bolsa, Allah ona yardım kılattı. Bundak taşlap koymaydı, deyip ihva tağıtış başlaydı. Münafıklar bunu olan bolda kılmay bizim müşkün koyguğunu Muhammed ve onun kütürüp gelgen dini, İslam dini deyip ulanın bu uçurgan talapetinin sebebini ulanın İslam'a yani dini yüklemekçi buladı. Kudu bugün günümüzdeki münafıklar okşuş. Bugün günümüzdeki münafıklar okşuş halda bizim müşkün kılışımızda sebepçi boğulmuş İslam dinimiz deyip bugün günümüzdeki musibetinin hemisinin sebebini İslam'a yüklemekçi buladı. Münafıkların vasıtası ve usulü hiç kaçan özgergen emez. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şu günü uyku kaçkandıyken bir keçe kırp kalkmayı tan atıdı. Çünkü müşrikler kuluğu kelgen kalbinin tuluk paydalanmağalıqını his kılıp, kayıtı yenip gelip Medine'ye hücum kılış ihtimali bağ idi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam muşu haqtı oyunup bir keçi uxlamayı tan atıdı. Ve ahire müşriklerin Medine'ye kayıtı hücum kılışının aldığını eleş için qoğulab zərir bir hərəkət elib bir işine qara qalıdı. Əz ettigen, yani Hicrənin 3-cü ili 10-cu ayının 8-cü günü yekşembe ettigen de sahabların hemisinin toplanışı buyuruydu. Sahabların hemisi yerdar ve hargın halette yeni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın çakırığı avaz kuşup toplanışıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam müşriklerin keyinden qoğulab zərir bir işin ula taraf qarab yolu çıkıdı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ulanın keyinden qoğulab ulanın məğlub qalalamdı. Bu haqtı kitab salatlar qızıq sana dikkatinle kilergi dersimizde bolsun. Biz kilergi dersimizde bu Uhud Urşid'in ügünüş kitleşikler olgan dersler ve savaklarını yekülüp çıkarmız. Şunun için kilergi dersimiz nait mühim. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im, kurban bulsun canım tenim, yollarına Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im, kurban bulsun canım tenim, yollarına Gül Ahmet'im.